Hemen videolara Arçelik'le devam ediyoruz. Şimdi Arçelik en sevilen kağıtlardan bir tanesi ya da güven duyulan öyle söyleyeyim yani firma olarak. İşte Türkiye'nin de iç pazarda yanılmıyorsam en çok ürün satan firması diyebiliyorum ama hatalı da olabilir biraz. Yani kendiniz bakarsanız sektörel raporları daha iyi görürsünüz. Ama yani söz sahibi olduğunu da biliyorum. Şimdi Arçelik'in eski fiyatları tabii nerelerden nereye artık. Bunu söylüyorum aslında. Bir günde şey yapmak istiyorum. Yani kağıtlara dolar olarak bakıp bir teknik yapmak istiyorum. Yani dolar olarak çoğu zaman atlanıyor ama o da iyi bir göstergedir. Kötü bir gösterge iyi yani kullanılır yani dolar olarak da. Teknik analiz. Şimdi dikkatimi çeken bir şey var ama çok geçerli değil. Şimdi bu cross hamle boğa formasyonudur bunda. Göstereyim. Şu iki çubuk. Şurada bir doji var. Şöyle biraz daha büyüteyim de telefondan falan izleyenler varsa onlar daha iyi görebilir. Şurada bir doji var. Doji bildiğiniz gibi bir kararsızlıktır. Yani takip edenlere bilir söylüyorum. Bir kararsızlığa işaret eder piyasada. Fiyattaki bir kararsızlığa ve bu bir arkasına şöyle bir çubuk aldığı zaman cross hamile boğa formasyonudur. Bunlar dönüş formasyonlarıdır genelde. Fakat yani bu düşüş trendi içinde olur. Yani düşüş trendi içinde olursa dikkate alınır. Şimdi diyeceksiniz ki neden kararsızsın? Şundan kararsızım. Şimdi bu majör olarak bir düşüş trendinin içindeyiz hala. Şurayı yani şuradan alırsak. Fakat hani minör demeyelim yani ikinci orta vade trendimizde yükseliş. Yani bunu gösteriyorum, dikkate almıyorum. Onu söyleyeyim ama gösteriyorum. Yani bu şurada olsaydı dönüş verirdi bize. Dönüş sinyali verirdi. Bunun dışında şimdi biz normal trend çizgilerimizle yorumumuzu yapalım. Ana düşüş trendini kıramadı Arçelik. Oraya da biraz yolu var. Nerede? Yani bugün kırması gerekseydi 18.30. İşte zaman geçtikçe tabii o çıta düşecek. Ama yani kendisi yana mı gidecek kıracak, yukarı mı gidecek kıracak onu artık bilemem. Şurada bir gap'i var. Büyük. Yani böyle kısa günlerde sert gap'leri dikkate alırım biraz daha. Yani işlem olarak böyle sert düşüşlerin, sert çıkışların olduğu günlerde gap'ler ve yakınsa biraz dikkate alırım. İlk hedefi bu gap olmalı. Yani bu gap'i kapaması lazım. Önce bunu kırıp kapatması lazım. Sonra da şuradaki dirence. Bu da bir direnç çünkü bu hemen kırar mı kıramaz mı kaç temasla kırar bilemiyorum şuradaki düşüş trendini. Bunu kırdıktan sonra ana trend olarak da yukarıdır bir daha hareketi yukarı beklenir. Yani daha sonraki mesela direnç seviyesi 19, 30, 4'ler, 30'lar diyelim. Şöyle biraz aşağı alayım. Daha sonra tabii hedef artık geldiği yere geri dönmek. Çünkü geldiği yer 21'lerde yani bu kağıt ederi çok fazla olan bir kağıttı. Çok daha para etmesi gereken bir kağıt. Türkiye'de yani Arçelik gibi kaç tane firma var baktığınız zaman. Onun dışında şu Fibo direncine bakacaktım. Fibo düzeltmeleri nerelere? Bunu da böyle kaydetmiş. Her gün düzeltiyorum. Bir kaydetme yapıyorum unutuyorum kaydete basmayı. Düzeltip. Fibo'da bize şunu diyor. 05'te 17.41. Şu an 16.99 yani 42 kuruş. 06.118'de 18.62 düzeltmeleri gösteriyor. Yani buradan yukarı atarsa yukarı düzeltmesini 18.62'ye doğru yapacaktır diye işaret ediyor. Şimdilik ya yani Arçelik için söyleyeceklerim bu kadar ama şey yapın. Bilançolarını şusunu busunu da inceleyin. Bir de Arçelik yabancıların da yanılmıyorsam girdiği bir kağıt.
biraz da büyük bir kağıt. Öyle hani yan tahtalar gibi değil. Yabancı girişleri geçen haftaya kadar çıkış vardı. 2 haftadır azalmıştı çıkış. 15 milyon dolarlara gelmişti. Bu hafta 50 milyon dolar giriş oldu. Yabancı girişlerini de olumlu etkileyebilir. Onu da ayrıca belirtiyorum. Yani şeyden bağımsız, teknikten bağımsız olarak belirtiyorum. Stop koymak isteyen varsa kısacılar 8, EMA 8. EMA da açık değil şimdi burada ama 3 aşağı 5 yukarı benzer çıkar. Onun da seviyesi şöyle olacaktır. Kısa stopun. Tam diyecektim aslında. Şuradaki formasyona göre şu mumun altıdır. Buranın kısa stopu diyecektim. Tam oraya geldi neredeyse aşağı yukarı. Yani çok kısa böyle günlükçüyseniz şuradaki mumun 6 işte 16, şunu düzelteyim de 90'a geliyor galiba değil mi? Yani 16-90. Bu mumun altı kısacılar için, bakın günlükçüler için söylüyorum, stoptur. Çünkü orada yani genel kaideye uymasa da bir mum formasyonu var. Yani uzuncular zaten trend kırılmadan, şu alttaki trend kırılmadan zaten herhalde ayrılmayı düşünmez kimse. Oraya da çok uzak, yani 60 kuruş 70 kuruş uzak. Onun için ne gerekir? Yani bayağı sert bir düşüş yaşaması gerekir. Daha böyle orta vadeciler varsa, eğer o mumu kırarsa şu seviyeyi de alabilirler. İşte o da 16.75. Şeyine de EMA 200'e uzak, onlara da bir bakayım. Şunu da bir 50 yapayım. 50'ye zaten oldukça uzak. Hani burada 51 şey olamaz. Bir destek seviyesine 50'ye geldiği zaman zaten 15.84 derlerse karnevan. Hani burada bu seviye şey olarak, bir destek olarak kullanılmak için oldukça uzak bir seviye. RSI falan iyi. Yani teknik olarak kağıt güzel. İyi. Hareket yukarı gözüküyor. İnşallah da öyle olur. Bu bir sürü insan da zararda bu kağıtta. Şuralardan alanlar var yani. 6-7 ay önce, ne 6-7 ay ya, olmamıştır bile. Ha, olmuş yani, Ocak ayında oralarda alanlar 6 ay. Onlar oldukça yaralandı. İnşallah herkes kazanca geçer. Zararını çıkartır demiyorum. Kazanca geçer ki Arçelik gibi bir kağıdın da hak ettiği budur diye düşünüyorum. Başka videoda görüşmek üzere.